Suriye'nin kuzeyindeki Türkiye sınırındaki IŞİD'in kontrolü altındaki en büyük yerleşim yeri olan Tel Abyad'a yönelik ABD öncülüğündeki koalisyon uçakları bombalama yapıyor. Doğu ve batıdansa YPG ve Fırat Volkanı güçlerinin ilerleyişi ve IŞİD'in baskısından kaçarak sınırdan Türkiye'ye geçişlere izin verildi. Akçakale sınır kapısında oluşturulan güvenli alandan binlerce sığınmacı için Şanlıurfa Dost Meclisi platform üyeleri yardım seferberliği başlattı. Bugün şayet bu manzara Avrupa'da olmuş olsaydı dünyanın gözü burada olacak. Şayet bu manzara Avrupalı ve Hristiyan ve Yahudi olmuş olsaydı bu tablo olmayacaktı. Ama insanın kalbi olan, insanlıkla ilgili insan olduğunu tanıyan insanların özellikle bu manzarayı görüp kendi muhasebelerini yapmalarını istiyorum. Allah rızası için, insanlık için ve Müslümanlık için artık başkalarının değil, hemen yanı başımızdaki bu olayları düşünüp ona göre hareket etmemiz lazım. Bu dramın bir an önceden bitmesini diliyorum. Başta Türkiye'mize ve Türk halkına, milletimize hepsine şükranlarımızı arz ediyorum. Dost Meclisi platform üyeleri, çoğunluğunun kadın ve çocuklardan oluşan Suriyeli sığınmacılara kumanya, gıda, su, çocuk bezi ve giyim yardımı yapıldı. Bir insan olarak, vatandaş olarak, bir Müslüman olarak şu tabloyu gören insan ister içler acısı. İnşallah kimseye, Rabbel Alim kimseye yaşatmaz. Biz Dost Meclisi olarak bu manzarayı gördük. Nasılsa Kobani'de bütün ülkeler, milletler, devletler ayağa kalktıysa burada da ayağa kalkmaları lazım. Bu ateşi durdurmaları lazım. İstedilerse durdururlar. Bölgemize, milletimize, vatanımıza Allah helipsin. Dost Meclisi olarak davet ediyorum. Bu görüntüyü görsünler. Bütün Türkiye'yi davet ediyorum. Bütün bölgeye davet ediyorum. Bütün iş adamları davet ediyorum. Bu kralın yardımlarının bulunması istiyorum. Suriye'de çocuk olmak diye bir şiir okuyorum. O şiiri her okuduğumda ağlıyorum. Suriye'de insan olmak gerçekten zor. Suriye'de kadın olmak gerçekten zor. Çünkü şu anda insanlık dramı yaşanıyor. Suriye'de insanlar bombalanıyor. Suriye'de insanlar evlerinden, barklarından sürgün ediliyor. 3 gün sonra mübarek Ramazan-ı Şerif. Biz 3-4 Ramazan'dır hep Suriye'nin dramını anlatıyoruz. Evet, neredesin ey vadi ilahi diyor Mehmet Akif. Rabbim artık sabrımız tükendi. Suriyeli kardeşlerimize bugün elimizden geldiğince bir kamyon su alıp bu vatandaşlara biraz da olsa katkıda bulundu. Vallahi ben buraya geldim, çok kötü oldum. Çok üzücü bir durum. Allah burada kendine yardım etsin. Bizleri bu duruma düşürmesin. Özellikle Akçakale halkı, Akçakale Kaymakamı ve sivil toplum örgütleri Akçakale'de bir ilki başlattılar. Bunun akabinde de Dost Meclisimiz Şanlıurfa'da derneği bulunan Dost Meclisi üyeleriyle beraber arkadaşlarıma da peşinden teşekkür ediyorum. Gerçekten de ensar görevini üstlendiler. Ben bugün burada gördüm, sahnenin ekranlarda yansıdığı gibi olmadığını gördüm. Gerçekten birebir görünce insan o insanların yerine koyup da o durumu yaşıyor. Çocuğu, yani siz çocuğunuzu her şeyden esirgerken burada o çocukların mağduriyeti, hanımların mağduriyeti, hayır hiçbir şey göründüğü gibi değilmiş. Evet, duyarlı halkımızın buraya hassas davranmasını istiyoruz. Belki de bu saatten sonra bu kanayan yaranın bizlere de bulaşmaması için dualar da etmemiz gerekiyor. Ama yardım eline, evet, bizler inançlı Müslümanlar olarak hepimizin yapması gerekiyor. Çok acı bir şekilde izliyoruz. Bu adamların üzüntülerine ortak koşmak üzere Dost Meclisi olarak burada bulunduk. Burada Dost Meclisi olarak bulunmaktayız. Dünyanın gözü önünde cereyan eden bu zulme karşı sessiz kalmamız mümkün değildir. PKK-PYD örgütü Resul Ayn'den Tel Abyad'a kadar olan koridoru yıkım ve kıyım yaparak sınır hattını kontrolü almaya çalışmaktadır. Koalisyon güçleri DAEŞ bahanesiyle köyleri bombalamakta, PYD-PKK örgütüne sınır koridoru açmaktadır. Ateş ortasında kalan siviller ülkemize sığınmıştır. Tarihin her döneminde kendisine sığınanlara kucak açan ve her zaman mazlumların yanında yer alan Necip milletimiz yine tarihi misyonunu yerine getirip
bizlere sığınan mazlum Suriyeli kardeşlerimize sahip çıkacaktır elbette. Nasıl Aynel Arap Kobani olayında toplum olarak bu insanlara tüm devlet birimleriyle ve STK'larla sahip çıkıldıysa Tel Aviv'de da mağdur olanlara da kucak açılacaktır. Biz Dost Meclisi Derneği olarak buradan Kobani'de seferber olan resmi, sivil ve tüm STK'ların aynı hassasiyeti şu an Tel Aviv'de gördüğünüz gibi yaşanan bu zulüm ve insanlık dramına ensar elini uzatması konuda çağrıda bulunuyoruz. Tüm herkese teşekkür ediyoruz. Hasta ve bitkin olan Suriyeliler ise görevliler tarafından tedavi altına alınarak yaralara sarılmaya çalışıldı. İlçedeki boş alanlarda ve parklarda geceyi konaklayan Suriyelilere ise bazı belediyeler tarafından yardım yapıldı. Dost Meclisi platform üyeleri ise çocuklara oyuncak dağıtarak savaşı unutturmaya çalıştı. Dost Meclisi'ne çok teşekkür ediyoruz. Malumunuz Suriye'de yaşanan iç karışıklık, Tel Aviv, bizim karşımızda, Akçakale'nin karşısındaki Tel Aviv ilçesinde son dönemde ciddi sıkıntılar oldu. Aslında da sizler de takip ediyorsunuzdur. Buradan aldığımız, ülkeye kabul ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimize Dostlar Meclisi de sağ olsun bu anlamda bir duyarlılık gösterdiler. Ben kendilerine teşekkür ediyorum.